Zeytinyağlı yeşil fasulye yapıyorum bugün. Yazın vazgeçilmezlerinden yine. Benim çalı fasulyem vardı. Onları şöyle ince ince doğruyorum. Uçlarını koparmıştım, yıkadım. Yani kesmiştim. Fasulye diblesi yapıyor gibi kesiyorum. Çünkü yemesi de kolay oluyor. Sunum da daha güzel oluyor. Bu şekilde ince ince kesiyorum. Yaklaşık 1 kilo kadar fasulyem vardı. Bu şekilde keserek doğruyorum. Tavaya bir tane tencereye bir tane büyük soğan aldım. Doğradım onları. Sıvı yağ ilave ediyorum ve soğanların pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğanlar pembeleşince bir dolu kaşık biber ve domates salçası karışımım vardı benim. Onu ilave ediyorum. İsterseniz sadece domates salçası da kullanabilirsiniz acı sevmiyorsanız. Ben bugün karışık salça tercih ettim bu yemekte. Şöyle birazcık salçamı kavuruyorum. Ve içerisinde bir büyük, çok büyüktü. Pembe domatesim vardı. Onu ilave ediyorum. İsterseniz iki de yapabilirsiniz. Daha bol domatesli seviyorsanız. Domateslerimi de şöyle bir çeviriyorum. Çok fazla pişirmeyeceğim. Büyük büyük doğradım hatta. Eziliyor çünkü domatesler pişerken. 3 diş kadar da sarımsağım var. Onu da ilave ediyorum. İşte ben bu kokuya bayılıyorum. Domates ve sarımsak birleşimi. 2 tane küp şekerim var. Zeytinyağlılarda güzel oluyor toz şeker. Onu ilave ettim. Tuz ilave ediyorum bir tatlı kaşığı kadar. Göz kararı pul biber ilave ettim ama yaklaşık bir çay kaşığı diye düşünebilirsiniz. Yine şöyle bir karıştırdım ve fasulyelerimi tencereye alıyorum. Şimdi hiç su ilave etmeyeceğim. Biraz karıştıracağım. Yüksek ısıda henüz altını kısmadım. Sebzeler suyunu bırakana kadar pişireceğim. Önce bir karıştırdım iyice. Biraz sonra çünkü fasulyeler ve domates suyunu bırakacak, zaten sulanacak. Evet, kapağını kapatacağım şimdi. Ve yüksek ısıda ara ara kontrol ederek pişiriyorum. Arada bakıyorum, şöyle bir karıştırıyorum. Suyunu bırakmaya başlamış sebzeler. Biraz daha pişiriyorum. Hafif fasulyelerin rengi döndüğünde altını kısacağım. Evet, rengi dönmeye başlamış. Altını kısıyorum. Biraz pişirdim ben önce. O kısım görünmemiş videoda. Suyunu çekene kadar sebzeler iyice pişirdim. Sonra yarım bardak kadar sıcak su ilave ettim. Tamamen susuz da pişirebilirsiniz. Kavurma şeklinde oluyor o şekilde. Yani suyu hiç yok. Böyle birazcık domatesim susuzdu benim. Yarım su bardağı kadar da sıcak su ilave ettim. Şimdi onunla da 35-40 dakika kadar pişiriyorum. Zaman zaman suyunu kontrol edin. Eğer çekmişse ve fasulyeleriniz pişmemişse biraz daha su ilave edebilirsiniz. Fasulye yemeğim servise hazır. Servis tabağıma aldım. Ilık olarak servis ediyorum. Afiyet olsun.